İngilizce bölümünde birinci sorumuz boşluk doldurma sorusu. Verilen ifadeye göre en uygun seçeneği seçmemizi istiyor. Burada en uygun seçenek D seçeneğinde verilmiş. Hemen D seçeneğini hızlı bir şekilde. Wear your coat. İkinci soru yine aynı şekilde neden sonuç ilişkisiyle boşluğa en uygun düşen ifadeyi vermemizi istiyor. Bu da A seçeneğinde verilmiş. I like helping people. Üçüncü soru yine bir boşluk doldurma sorusu. Doğru seçeneğimiz B seçeneğinde verilmiş. You shouldn't wear makeup too often. Dördüncü soru yine boşluk doldurma sorusu. Doğru seçeneğimiz C seçeneğinde verilmiş. They couldn't catch the thief. Dördüncü soruyu hemen görelim hocam. Biraz Tabii. gecikti. Evet. Bir okuduğunu anlama sorusuydu Tamam, dördüncü evet. sorumuz. Beşinci soruda yine bir diyalog var ve uygun ifadeyi bizden istiyor boşluk için. A seçeneğinde do you mean doğru olarak verilmiş. Altıncı sorumuz yine boşluk doldurma sorusu. Burada da B seçeneğinde ifademiz in my opinion doğru olarak verilmiş. Yedinci sorumuzda yine bir diyalog var. Burada da uygun düşen ifade D seçeneğinde verilmiş. I don't agree with you. Sekizinci soruda yine bir diyalog var. Yine bizden doğru ifadeyi istiyor. D seçeneğinde doğru cevap olarak gösterilmiş. I'm sorry to hear that. Dokuzuncu soru yine diyalog. Yine boşluk dolduruyoruz. C seçeneğinde verilmiş doğru cevap. I'm sorry but we can't. Onuncu soruda yine diyalog ve doğru seçeneği istiyor bizden. Can you help me with the housework? A seçeneğinde verilmiş doğru cevap. 11'de yine bir boşluk doldurma sorusu. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiş. Don't be afraid of making mistakes olarak verilmiş. 12. sorumuzda bizden ejektivleri yerleştirmemizi istiyor yukarıdaki tabloya. Yukarıdaki tabloya göre en uygun seçenek B'de verilmiş. Sociable and lazy. 13. sorumuzda bir görselimiz var. Bu görseldeki resme göre resmi anlatmayan, resme göre yanlış olan ifadeyi bulmamızı istiyor. D seçeneği doğru olarak verilmiş. Ahmet hasn't made his bed yet. 14. soruda yukarıda bir bilgimiz var. Bu bilgilere göre sorudaki ifadeyi en uygun tamamlayan seçeneği bulmamızı istiyor. C seçeneği doğru olarak verilmiş. You may have a career as a dancer. 15. soru yine 14. sorudakinin devamı. Yine aynı şekilde doğru ifadeyi bulmamızı istiyor. B seçeneğini de vermiş. Learning with videos and pictures. En uygun tamamlayan ifade. 16 ve 17. sorular için bir paragrafımız var. Bu paragrafa göre doğru seçeneği bulmamızı istiyor. 16. sorunun doğru cevabı D seçeneği olarak belirlenmiş. Deniz exciting dream. 17. sorunun doğru cevabı da A seçeneğinde verilmiş. There were nice trees and flowers. Evet, İngilizce sorular da bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Asil Eren hocamıza. Şimdi